açıyı uygulayalım önce. Şuradaki BDC açısına, BCD açısına isim verelim. Şurası alfa olsun. BCD, şuraya alfa diyorum. Sonrasında BDC, BDC, şurası 2 alfa olacak. Burası 2 alfa. Sonra AD'nin AC'ye eşit olduğu söylenmiş. Şunları da işaretliyorum. AD, AC'ye eşit. İkizkenar üçgen. Bu şu açıların eşit olması demek. Yani buradaki açıyla buradaki açı aynı olacak. Tabii iç açıları aynıysa dış açıları da aynı olur. Bu nedenle şunu uzatıyorum. Hatta şöyle düz çizelim. Şimdi şuradaki açılar aynıysa mesela bunlar 80-80 olsa, bu 80 olsa dışı 100 olacak. Bu 80 ise bunun dışı da 100. Yani bunun dışı 2 alfa ise bunun dışı da 2 alfa olacak. Dış açısı alfa, diğeri de alfa. Şurası. Burası da alfa olacak. Şimdi şu içteki küçük kısımları sileyim. Bunu da kaldırıyorum. Bununla işimiz bitti. Şunlarla da şimdilik işimiz yok. Şurayı çizeyim tekrar. Şimdi burada bir tane dış açı ortay var. Bizim üçgenimiz şurası. ADC üçgeni. Şurada da bir tane dış açı ortay var. Dış açı ortay. Dış açı ortayı teoremine uygulayacağız. Uçlarını işaretliyorum. Açı ortayımız şu. Şöyle yeşile boyuyorum. Bu yeşil parça bizim açı ortayımız. Bir ucundan diğer ucuna doğru oran yazacağız. Şunlara da isim verelim. Bunu x dersek diğeri de x olur. İkizkenar çünkü. Şimdi şunu yapacağız. Buradan çıkıp yeşil ucun şu ucundan çıkıp bu uca ulaşacağız. Farklı yollardan gidersek birincisi şuradan gidebiliriz. 2 bölü 3 yapabiliriz. 2 bölü 3. Şuraya yazıyorum. 2 bölü 3. Eşittir. Bir de diğer taraftan gidebiliriz. Şu taraftan. Şu tarafa doğru. Buradan gidersek x, şuradan dönüp gelirsek x artı 3 olacak. X bölü x artı 3. Dış açı ortayı teoremi ama biraz üçgen dönmüş. Ters dönmüş yani. Şurası da x bölü x artı 3. Buradan içler dışlar çarpımı yaparız. Şöyle çapraz çarparsak. Buradan 3x eşittir 2x artı 6. 2x'i bu tarafa atarsak x eşittir 6 gelir. Şimdi aradığımız parçaya bakalım. ADC'nin çevresini istiyoruz. Çevre eşittir. Şu parça x, 6 bulduk. Artı bu parça x, onu da 6 bulduk. Şu parça da 2 idi, artı 2. Toplarsak 6, 12, 2 de orada 14.